Merhabalar, Ebru'nun Denizi kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis gerdan çorbası yapacağız. Bunun için gerekli malzememiz 3 parça şöyle kuzu gerdan etine ihtiyacım var. 3 parça yeterli olacaktır. Enfes, kendi tadıyla kemik suyunun da karıştığı lezzetli bir çorba yapıyoruz. Şimdi inciklerimizi düdüklü tenceremize alalım. Üzerine birkaç diş sarımsak ilave ediyorum, lezzetini daha katlamak için. Yine üzerine 1 litre kadar suyumuzu boşaltıp düdüklü tenceremizi normal bir ısıda kapağını kapatıp etlerimiz yumuşayana kadar pişirelim. Etlerimiz yumuşarken yine başka bir kabın içerisine 1 adet yumurtamızı bütün haliyle alalım. Yine içerisine 2-3 yemek kaşığı unumuzu ilave edelim. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ilave edelim. 2 yemek kaşığı sulu bir yoğurt ilavesi edelim. Bir güzel çırpalım. Beyazını da ilave etmemizin bir sakıncası yok. Dilerseniz blenderla tutabilirsiniz, pürüzsüz bir kıvam olması için. Boza kıvamında bir terbiye elde etmiş olduk. Etlerimiz bir güzel haşlandıktan sonra terbiyesini etimizin suyuna karıştıracağız. Evet, inciklerimiz bir güzel haşlandı. Başka bir tencereye hemen et suyumuzu boşaltıyorum. Kemik kırıntısı kalabilir. Et suyumdan şöyle bir kepçe kadar alıp içerisine yoğurdumun kesilmemesi için ilave ediyorum. Bir de bu şekilde şöyle karıştıracağım. Kesmik kesmik olmaması için, tıpkı yoğurt mayalar gibi. Şöyle bir kepçe alıyoruz ve et suyumuzun içerisine yavaşça ilave ediyorum. Ocağımı alıp birkaç taşım kaynatacağım. O sırada etlerim soğuyup kemiklerinden daha rahat ayrılmasını sağlayacağım ve etlerini kemiklerinden ayıracağım. Tenceremde 1-2 taşım kaynatıyorum. Harika, nefis sarımsaklı bir kokusu var. Evet, kaynamakta olan terbiyelemiş olduğumuz et sulu çorbamızın içerisine iri iri parçalara böldüğümüz gerdan etimizi ilave ediyorum. 1-2 taşım kaynattıktan sonra hemen servisine geçeceğim. Evet, gerdan çorbam hazır. Etlerimiz zaten helva gibi oldu. Bakın, çorbamın kıvamı da bu şekilde. Çok curu da olmadı, çok sulu da olmuyor. Tıpkı bu gösterdiğim terbiye ile yaparsanız bu ölçülerde. Bir tarafta da şöyle tereyağımızı da cosur cosur bir güzel kızarttım. Hemen ben servisine geçmek istiyorum. Yanına sarımsaklı, sirke içerisinde sarımsaklı, tıpkı lokantada yediğimiz gerdan çorbası gibi bir sirkeli sos da hazırladım. Tıpkı o lezzeti evimizde yemiş olacağız. Hemen servisine geçiyorum ben. Şöyle cosur cosur tereyağımızı da çorbamızın üzerine ilave ettik. Sarımsaklı sirkeli sosumuzu da, olmazsa olmazımız sirkeli sosumu da çorbamın üzerine ilave ediyorum.
İşte mükemmel gerdan çorbamız hazır. Umarım bu tarifimi denersiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.